Bunlar senin mektupların. Bak. Ne yazıyor burada Hatice'm? Sabret. Çok az kaldı görüşmemize. Çok romantik değil mi? Defol git şuradan. Şşş. Evde kimse yok. Sen ve ben baş başayız. Eski günlerdeki. Hatice gelinim. Benim mektupları sana askerdeyken sen üzülmediğin yoldur. Ver şu mektupları bana. Niye böyle yapıyorsun Hatice? Ha? Kalbimi kırıyorsun ama aşkım. Rıza bak benim zaten içim kararmış. Benim içim geçmiş. Ulan bak ölümüm benim elimden olur yemin ediyorum. Senin ümüğünü sıkarım Rıza, öldürürüm seni, defol. Ne o? Kendi işini kendin mi halletmeye karar verdin kız? Hı? Bakıyorum da artık bayrama söylerim diye tehdit etmiyorsun. Ya yemin ediyorum hastasın sen. Vallahi hastasın ha. Doğru söylüyorsun Hatice. Hastayım ben. Ben çok hastayım. Ama ben sana hastayım. Sen beni deli ettin lan. Sen beni hasta ettin kız. Yok. Sana bir şey yapmayacağım. Sen kendi isteğinle benim ayağıma geleceksin. Sen kendi rızanla benim ayaklarıma kapanacaksın. Lan sen ne şerefsiz, ne adi, ne namussuz bir herifsin lan. Sen bu evde ekmek yiyorsun ekmek. Bu insanların yüzüne bakıyorsun. Sen kardeşim dediğin adamın karısına göz dikiyorsun lan. Namussuz herif, defol şuradan. Tamam Hatice. Ben seni çok seviyorum. Senin için neler yaptığımı bir bilsen. Gerçi yakında öğreneceksin. O zaman bu vazgeçemediğin bayramın da, üstüne titrediğin bu toz bulutu evliliğin de puf, yok olup gidecek. Bak sen göreceksin. Vazgeçmeyeceksin değil mi? Ne vazgeçeyim ki? Ya ne kaldı ki bayramda şu darımlara? Ne diyorsun sen be? Ne mi diyorum? Bayram diyorum. Baba oldu diyorum. Hem de nur topu gibi bir oğlan babası oldu diyorum. Kendi nikahlı karısı gebe kalamazken bayram kara manitasından baba oldu diyorum. Fatma doğurdu mu? Ana. Tüh. Allah Allah. Ağzımdan mı kaçırdım ya? Sen bilmiyor muydun? O sevgili kocam var ya, o çok sevdiğim kocam. Hastanedeydi. Oğlunu ziyarete gitmiş. Doğru mu diyorsun sen? Doğru diyorum Hatice. Doğru diyorum. Hatta şu anda teyzem Haceli'nin evinde torununu ziyarete gitmiş.